Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, öncü bir burçsunuz. Dolayısıyla tabii ki terazi burcundaki tutulma sizin için çok önemli. Zaten bu koç terazi tutulmaları genel itibariyle yaşamınızda ailevi konular, kariyer, geleceğinizle ilgili konular, yani önemli köşe başlarında çok etkili olduğunu söyleyebilirim. İşte bu tutulmada onlardan biri. Dördüncü evinizde meydana gelecek. Biraz daha ailevi konularda hassasiyetiniz olabilir. Duygusal konular olabilir sizin için. İşte anneyle ilgili, ebeveynlerle ilgili, ev yerleşimle ilgili konuda bir konu varsa, mesela hani bir taşınma mevzunuz var. Belki de Ekim ayından beri gündemde var. Ya da bir aile ile ilgili bir mesele var. İşte kentsel dönüşüm gibi bir konunuz var. Evlilik ve ayrılıkla ilgili bir konunuz var. Yuvayla ilgili. Tüm buralarda artık her şey aydınlanıyor ve bir sonuca ulaşma zamanı. Evet, bu tutulma duygusal olarak sizi etkileyebilir ama sorunlara da çözen bir tutulma aslında. Yani hareket etmekte zorlanıyorsanız, bir evden çıkmak istiyorsunuz, bir şeyi satmak istiyorsunuz ya da bir ev almak istiyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz ya da doğru bir ilişki değilse boşanmak istiyorsunuz. İşte buralarda bu tutulma aslında sizi kısıtlayan koşullar neyse, hani bunları çözmek için gereken maddi manevi yardımları alabilmek için de çözüm yolları bulabilecek, hani daha kısmetli bir tutulma, daha destekleyici bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Eğer anne baba ve ebeveynlerle ilgili hassasiyetleriniz varsa, onların sağlıkları olabilir, onların ilişkileri, onların düzenleri olabilir. Bu tutulmanın da bazı dönüşümler getirmesi, yol ayrımları getirmesi de mümkün görünüyor. Ve özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmadan direkt etki alıyorsunuz. Bu yüzden çok etkili, çok kadersel tesirlerin çalışabileceğini söyleyebilirim.